Spor Artısı'ndan herkese merhaba diliyoruz. Yine programımızda dop dolu maçlar var. Her zaman olduğu gibi yine İngiltere ile başlayacağız. Sonrası La Liga. Sonra yine Şampiyonlar Ligi maçlarını değineceğiz. Ve programımızda yine Wonderkid'den bahsedeceğiz her programda olduğu gibi. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merve. Nasılsın Merve? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. İşte pazartesi sendromu. Maçlara klasik. Hafiften evet, başlayalım klasik. O zaman sendromu şey yapmak için, azaltmak için. İlk maçımız West Bromwich Chelsea maçı. Onu Fatih senden alalım. Nasıl bir maçtı? Alalım. Chelsea'nin zaten şampiyonluğunu ilan etmesi için galip gelmesi gereken bir maçtı ve istediğini de aldı bir tek golle. Gol 82. dakikada Batshuayi'nin ayağından geldi. Yani golden sonraki sevinç herkes görmüştür. Conte olsun, yedek kulübesinin olsun, oyuncuların olsun. Hani şampiyonluğu çok istiyorlardı evet, belli ki. İstediklerini de aldılar. İstatistiklerine geçelim isterseniz. Tabii. West Bromwich Chelsea maçının. West Bromwich Chelsea maçında toplu oynama oranları %32, %67. Chelsea'nin üstünlüğü vardı. Rakip sahada pas oranları ise West Bromwich'in %62, yaklaşık 63'e yakındı. Chelsea'nin ise %81'di. Şutlarda ise ezici bir üstünlük vardı Chelsea'de. 24 şut çekti. 5 isabetli Chelsea'nin. West Bromwich'te ise 7 şut çekti ve ikisi isabetliydi. Maçı izlediğimizde gerçekten çok şut denediler ve hepsi de uzaktan şut olmak üzereydi. Pedro'nun falan çok denemesi vardı evet. Yani ilk yarıda. İnanılmaz. İsabetli pas oranlarında ise West Brom için sadece %194 isabetli pası varken Chelsea'nin 500 isabetli pası vardı. O da iyi bir istatistik gerçekten. Kısa paslaşmalarla birlikte Chelsea gerçekten büyük bir sükse yarattı. Ona rağmen güzel kilit paslar da attılar evet. Ve golü de buldular. Şey de söyleyelim, Batshuayi'nin bu sezon ikinci golüymüş. Yani yine önemli ve Chelsea'ye şampiyonluğu getirdi. Genç bir oyuncu daha evet. Kalan iki maçları da son işte şeyle Watford ve Sunderland'la oynayacaklar. Sunderland'ın artık bir iddiası kalmadı ama yine de son iki maç artık prestij mi diyelim yani. Evet, prestij maçı. Evet, prestij maçı. Şimdi dizilişlerine bakalım. West Brom için kalesinde Foster vardı. Ben Foster'ı çok beğeniyorum bu arada kaleci olarak. Defans hattında Neom, Evans, McAuley ve Dawson vardı. Önlerinde Fletcher, ileride ise orta sahada Brunt, Livermore, Fylde, McLean ve en önde ise Rondon vardı. Chelsea'nin dizilişine baktığımızda ise kalede Courtois, defans hattında Alonso, Cahill, Luiz ve Azpilicueta. Önlerinde Matic, Fabregas, Victor Moses. İleri uçta ise Hazard, Pedro ve Diego Costa vardı. 6. şampiyonlukları bu arada Chelsea'nin de inanılmaz güzel. Şeyden sonra Manchester United'tan sonra en çok şampiyon olan ikinci takım. Manchester United 13 şampiyonluğu var. Evet. Manchester United bir ara hatta bakarsanız aslında internetten bulabilir izleyicilerimiz. İnanılmaz derecede 3-4 yıl üst üste şampiyonlukları var ve 1-2 kere var. Evet. Hani gerçekten güzel. Alex Ferguson'ın tabii başarısı etkisi. Burada. Evet. İmzası var. Chelsea'de en son 2012'de mi oldu? Drogba falan vardı. Evet, geçti üstünden biraz. Şunu da söyleyelim, Mourinho, Ancelotti ve Conte yani ilk sezonlarında hemen şampiyonluğa ulaştırdılar takımı ki bunlar önemli bir başarı. Tabii önemli istatistikler, kariyerleri için de önemli bir istatistik. Evet. Şöyle ki West Ham United, Liverpool karşılaşmasıyla devam edelim. West Ham United, Liverpool'u konuk ağırladı. Maç 4-0, Liverpool'un üstünlüğüyle bitti. Gerçekten güzel bir oyun sergiledi Liverpool. Güzel. Forma renklerini özellikle ben çok beğeniyorum bu arada. Fosforlu sarı. Fosforlu sarı. Evet. Gerçekten kibar güzel. Goller şöyle ki 35. dakikada Sturridge'den geldi. 57 ve 61'de Coutinho, 76'da da Origi'den geldi ve bu şekilde de 4-0 üstün bitirdi Liverpool. Coutinho 2 gol attı, 1 de asist yaptı Sturridge'in golünde. Çok güzel bir asist yapmış. Coutinho gerçekten neredeyse çok önemli. 50 metrelik asisti vardı. Herkes offside diye bekledi ama hani çok ince bir pastı Coutinho'nun ayağından çıkan. Offside da değildi görüntülere baktığımız zaman. Güzel bir pastı dediğin gibi Fatih. Şöyle ki dizilişlerini verelim hemen. Dizilişleri, West Ham United'ın dizilişlerinde Adrian kalede, üçlü defansla ortaya çıktı. Reid, Fonte ve Collins'le birlikte. İleride Byram Cresswell, back hattındaydı ama ileride oynuyorlardı. Fernandez, Northwaite ve Ayew Lanzin de orta sahada görev yaptı. Kalleri de forvette tek başına West Ham United'da görev yaptı. Şöyle ki Liverpool'da Mignolet kalede, Milner, Lovren, Matip ve Klein sağ tarafta olmak üzere. Wijnaldum ve Emre Can defans hattının ilerisindeydi. Firmino ve Coutinho forvet arkası oynadılar. Origi ve Sturridge de forvet hattında yer aldılar. Coutinho dedik. Coutinho maçın yıldızı zaten. Evet. Çok evet. İki gol, bir asist var. Emre Can da yine oynadı. Emre Can'ı da bahsediyoruz. Yani Liverpool iyi gidiyor ama şanssızlıkları işte Chelsea var.
Ondan sonra Manchester City evet. var. Yani çok iyi takımlarla mücadele etmeleri. City'nin maç eksiği var. Liverpool şu an 3. ama maç eksiği de var. Yani kazandığında Liverpool'un üstüne çıkabilir. Güzel bir yarış. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? West Ham United'ın kalecisi Adrian Çimen övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Evet. Tottenham karşısında işte şöyle kurtardı, böyle kurtardı. 3 puanı onun sayesinde aldı. Yine West Ham kendi evinde oynuyordu Liverpool'a ağırladı ama bu sefer... Ters tepiyor herhalde ters Fatih'in tepti, söyledikleri evet. bir şey mi oluyor yoksa? Duyuyor mu? Bakalım. Ya ama nazar diyelim. Nazar boncuğu. Evet. West Ham'ı da şey söyleyelim. Slaven Bilic başındaydı. Evet. Bayağı sinirlendi maç çok esnasında. Sinirlendi. O çok golden hakem sonra hakem kararını hani penaltı beklediler. Evet. Devam eden pozisyon gol oldu. Liverpool'un yani golüyle sonuçlandı atak. Orada bayağı bir sinirlenmişlerdi. West Ham'da 12. evet. sırada yer alıyor şu anda. İstatistiklerine bakalım maçın. Şöyle evet. West Ham'ın toplu oynama yüzdesi %33'te ve Liverpool'unki de %66'da tamamladı maçı. Rakip sahada pasları 60'a 76 Liverpool'un üstünlüğü var. Ve yine aslına bakarsak Chelsea'den üstün olarak 26'ya 11 daha isabetli ve daha çok şut çekmiş Liverpool. West Ham cephesinde ise sadece 10'a 3 isabet oranı yer alıyor. Liverpool'un 26 şutu var da direkten dönen şut sayısına baktığınızda da West Ham'ın 2 tane Liverpool'un da 3 tane direkten dönen şutu var. Evet. Yani bu da çok ilginç. Güzel bir istatistik. 11 tane kaleyi bulan da güzel bir sonuç. O 4'ü gol oluyor. Bu evet. da yüksek bir oran aslında baktığımız zaman. Şeyi de söyleyeyim, Klopp hep genç oyunculara güveniyor. Yani güven evet. veriyor, güven aşılayan bir teknik adam. Yani bu da çok önemli. Kadroya baktığınızda hep genç isimler var. Hı-hı. Yani özgüven açısından çok önemli futbolcular Origi için. Falan. Origi falan. Evet. Origi de çok güzel oynadı evet. bu arada. Şöyle ki Tottenham-Manchester United maçına geçelim. Tottenham Manchester United maçında Tottenham'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Maç 2-1 üstünlüğüyle bitti. Golleri ise 6. dakikada Wanyama'nın kafa golüyle ilk açılış oldu. Çok iyi sıçradı Fatih. Evet. Bilmiyorum yani ben bir NBA yıldızı kadar yani, sıçradığını düşünüyorum. Fiziği de çok kuvvetli, çok da iyi sıçradı aynen dediğin gibi kornerde. İkinci gol ise ilk yarı 1-0 üstünlükle sona erdi. İkinci gol 49. dakikada Harry Kane'in ayağından geldi. Çok güzel hani İbrahimovic tarzı bir evet, dokunuşla. Evet evet. Erkeğin gerçekten inanılmaz. Ya futbolcunun defans hattındaki futbolcunun ilerisine ayağını koydu ve ayağının dışıyla yanıyla, evet dış yanıyla böyle hatta topuğuna kadar gelebiliyor. Evet, geliyor, çok geldi güzel bir top. Dokunuşla topu ağlara gönderdi ve ligdeki 22. golünü attı. Hı-hı. Gol kralı yarışında da iddiasını sürdürdü. 24 golle Lukaku. Lukaku birinci. Birinci. Romelu Lukaku. Evet. Manchester United'ın tek golü de 71. dakikada efsane ismi artık Wayne Rooney'den geldi. Wayne Rooney gitmeden herhalde bir imzamı bırakayım. Evet. Şimdi dizilişlere de bir bakalım. Hazırmış. Kalede Loris, Alderweireld söyleyemedim şu an tam onu. Vertonghen defans hattındalardı. Evet. Trippier ve Davis de beklerdeydi. Önlerinde Dier ve Wanyama oynuyordu. Orta sahada Son, Eriksen, Ali ve ileri uçta da Harry Kane yani en golcü 4 oyuncusu oynuyordu Tottenham. Evet. Manchester United'da ise kalede De Gea vardı. Savunma altında Blind, John, Smalling ve Bailly. Bailly'i normalde stoperde görüyoruz. Ama bu sefer bekte oynadı. Orta sahada Rooney, Tuanzebe ve Carrick vardı. Tuanzebe'yi de geçen hafta bekte görmüştük. Bu sefer orta sahanın ortasında oynuyordu. İleride ise Lingard, Mata ve Martial vardı. Manchester United'ın hemen hemen bütün ataklarında toplar Martial'e atıldı ve gol onun ayağından hani gelmesini beklediler. Hı. Fakat Martial şansız günündeydi. Denedi olmadı. Tuanzebe'ye arada... dikkat çektim. Hani 19 yaşında demiştik. Geçen hafta Mourinho'nu farklı mevkilerde oynatıyor. Evet. Mourinho gerçekten hocalığı da ilginç. Herkesi farklı yerlerde oynanıyor. Rashford'ı da, yani İbrahimovic'i defansa gelip top alırken gördük. Yani bu tarz yetenekleri evet, olmayan evet. oyuncuları bile kullanıyor her şekilde sahada. Deneme yılıydı diyebiliriz bu arada. Şey de söyleyeyim, 4 haftadır da galip gelemiyor yani. O da önemli bir şey. Ve aynı zamanda şunu da ekleyelim. Tottenham galibiyetten sonra ligdeki ikinci sırasını garantiledi. Evet, garantiledi. Yani Şampiyonlar Ligi macerasında Tottenham'ı göreceğiz. Güzel bir Şampiyonlar Ligi olacak. Böylelikle Premier Ligi noktalamadan istatistiğe bir bakalım. Tottenham'ın toplu oynaması %59, Manchester United'ın %40. Rakip sahada pası Tottenham'ın %70, Manchester United'ın %64. Tottenham 14 şut atmış, 7 şutu isabetli. Manchester United ise 8 şut atmış, 2 şutu isabetli. Zaten Tottenham maç oynatmadı Manchester United'da. Evet, yani hep şeydeydi, Manchester ezdi United'ın biraz. Yarı sahasındaydı maç. De Gea çok iyi oynadı ama Manchester United'da. Yani 2 gol yedi, 2 golde de artık yapabileceği bir şey yoktu ama gol dışındaki pozisyonlarda çok iyi kurtarışlar yaptı. Tabii De Gea gerçekten Real Madrid neden istediğini tekrar burada görüyoruz. Bu maçtan sonra tekrar gördük. Şöyle ki Premier Lig'de zirve yarışımıza bakalım.
zirve yarışında en son neler olmuş? Söylemiştik Tottenham ikinciliğini garantiledi. Chelsea de şampiyon oldu. Chelsea de şampiyon oldu. Gerçekten hani çok da şeye ihtiyacı yok artık hani oyuncuların ciddi performans sergilemesine, ama Chelsea 87 puanda, Tottenham 80 puanla ikinciliğini garantiledik. Liverpool 3. 73 puanla 3. Manchester City de hemen arkasından takip ediyor. Aynı şekilde arkasında bir de Arsenal var. Arsenal'la City'nin maç eksiği de var. Evet. Yani City kazandığında büyük ihtimalle Liverpool'u geçecektir. United da 65 puanla 6. sırada. Aynen öyle. Evet, La Liga'ya geçelim. Evet. Bakalım. İspanya'ya gidelim. Daha öncesinde Egehan'a bir bağlanalım. Egehan'a bağlanalım. Hı-hı. Bakalım Egehan bize neler aktaracak? Egehan'la bağlantımız kuruldu mu acaba? Egehan bizi duyuyor musun? Alo. Duymuyor musun? Duymuyor herhalde. Egehan bizi duyuyor musun? Evet, duyuyorum şimdi Sarkar. Merhaba Egehan, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Egehan, bir VTR'miz var ve Türkiye U17 hakkında bizlere birkaç açıklaman var diye duyduk. Bakalım neler bahsedeceksin bize? Evet. Türkiye 17 yaş altı milli takımımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldik. Milliler şampiyonada mücadele ettiği A grubundaki ilk maçta İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş. İkinci maçta ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1. Son maçta da İtalya'yı 2-1 yenip grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Geçtiğimiz cuma günde çeyrek final maçını Macaristan'la oynadık. Macar oyuncu Sonka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ettik ve yarı finalde İngiltere ile eşleştik. İngiltere maçımız yarın Türkiye saatiyle 18.45'te oynanacak. Bunu hatırlatalım. Eğer bu turu da geçersek finaldeki muhtemel rakibimiz yarı finalin diğer ayağındaki Almanya-İspanya maçının galibi olacak. Bir diğer önemli bilgi de şöyle. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalarak 6-28 Ekim arasında Hindistan'da düzenlenecek 17 yaş altı Dünya Kupası'na direkt gitmeye hak kazandık. Avrupa kıtasından direkt olarak sadece 5 ülke katıldı. Biz de yakaladığımız bu Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final başarısıyla bunu elde eden ülkelerden biri olduk. Çok güzel, çok sevindirici bir haber. Evet. Gerçekten. Evet. Hem ülkemiz adına hem de U17 adına umut gerçekten vadediyor. Umut vadediyor. Şu an VTR'sini de izledik. Gerçekten yetenekli futbolcular, gerçekten yetenekli oyuncular. Türkiye'den de artık wonderkidlerimizde bile Türkiye'den birkaç isim verdik. Şöyle ki Türk futbolcuların gerçekten gelişimini görebiliyoruz. Bir de şu da var, yani yarı finaldeki takımlara baktığımızda İngiltere, İspanya, evet, ve Almanya hepsi hani altyapıya çok önem veren takımlar. Altyapı sıkıntımız var maalesef. Yani var, ne kadar iyi olsak şu son... da 4-5 yılda gerçekten ben toparlandığına inanıyorum. Özellikle Altın Ordu'nun hani altyapı sistemini bildiğimiz için, biliyorsun sen de takip ettiğinizden. Hani Türkiye'de de bu altyapıya önem artık son yıllarda artmış durumda. Evet, gerçekten. Ve çok büyük oluyor. Yatırım yapılıyor ama işte dediğimiz gibi önemli olan süreklilik olması. Süreklilikte bir sıkıntı var bence. Yeni gelen sahalarımızla birlikte arttığını düşünüyorum bu o gelişmenin. Çünkü gerçekten futbolcuya da bir istek kazandırır. Toprak sahada oynamayı tercih edersiniz. Ya, tabii ki yani Almanya 3,5 milyon Türk'ten yani o kadar yıldız çıkartıyor. Evet. Altyapıdan biz nasıl 70 milyondan çıkartamıyoruz? Hani altyapı, yani eğitimle alakalı bu. Ama artık çıkartıyoruz ki artık bu 17 takımımız gerçekten final yoluna doğru gidiyor. Umarım kupayı da getirirler. Buradan kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Şöyle ki Egehan, sana da çok teşekkür ediyoruz bu arada yayınımıza bağlandığın için. La Liga ile devam ediyoruz. La Liga'ya geçelim. Yine Real Madrid kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Evet. Sevilla karşısında 4-1 kazandılar. Bunun gollerini dilersen Serper senden. Ronaldo 2 tane attı. Gerçekten yani durmuyor. Durmuyor. O kadar güzel falso attı ki o kale dibinden. 3. golü değil mi? 3. golü. Yani inanılmaz. Yani böyle örümcek ağını aldı derler ya. Örümcek ağını aldı. Örümcek ağını aldı. Yani o gol gerçekten Cristiano Ronaldo'nun tarihindeki en güzel gollerden biri. Hem sert hem de o kadar falsoyu nasıl alabiliyor gerçekten aklım almıyor. Biz oynadığımız zaman neden öyle olmuyor diye soruyoruz mutlaka. Isco'dan gelmişti. Özür diliyorum. Yok. Kim Nacho'dan geldi ilk Nacho'dan geldi, evet. Daha sonra köşeye attı. Evet, köşeye attı. Daha sonra 23. dakikada Ronaldo attı. 49. dakikada Jovetic attı. O golü de aslında Jovetic Sevilla'nın golünü attı. Evet, Sevilla'ların da büyük bir itirazı vardı Nacho'nun golünde. Çünkü serbest vuruş oluyor ceza sahasının hemen dışında. Hakem de aslında düdüğümü bekleyin demiyor. Evet. O sayede de tak vuruyor ve gol. Sevilla'lı taraftarlar da büyük tepki gösterdi gerçekten. Bakalım yani ne karar çıkacak sosyal medyada göreceğiz.
Dizilişimizi verelim. Geçelim. Real Madrid seviye maçı ile ilgili. Real Madrid'de kalede Navas, Ramos, Varane, Fernandes, Danilo, Rodriguez, Kroos, Kovacic, Ronaldo, Asensio ve Morato ilk 11 ile sahadaydı. Sevilla'da ise Rico, Kraneviter, Pareja, Carrico, Makin, Mercado, Enzonzi, Kron, Dehli, Lenglet, Correa ve Jovetic ilk 11 ile sahadaydı. Bayağı zor oluyor bunun telaffuzu. Maç izlerken bu kadar sıkıntı yaşamıyorum açıkçası ben. Kraneviter de bu arada ilk defa olmasa da çok nadiren sol bekte görüyoruz. Aslında kendisi orta saha ön libero oyuncusu. Hı-hı. Gerçekten orada da iyi iş yapıyor. O da eskiden hani birkaç yıl önce wonderkidlerden bir tanesiydi. Gerçekten Sevilla'da da hakkını vererek oynuyor. Real Madrid de ligdeki 100. golünü attı bu sezon. Çok güzel bir istatistik. Hep atıyorlar ya. Yani rekorları kırmaya doymuyor İspanyol devleri. Evet. Messi ile Ronaldo. Artık bıktırdılar ne desem sürekli onlardan artık konuşa. Ama yani dünyaya böyle futbolcular nadiren geliyor. Tabii ve ikisi canım. De aynı anda geliyor. İkisi, evet, de, ikisi de aynı anda. Rakip oldukları takımlarda. Bence şanslıyız yani. Tabii ki. Onları izliyoruz çünkü. İstatistiklerine bakalım. Bakalım önce istatistiklerine bakalım. Real Madrid'in toplu oynaması %49, Sevilla'nın %50. Real Madrid rakip sahada pası %83, Sevilla'nın %79. Real Madrid 14 şut atmış, 7 şutu isabetli. Sevilla ise 11 şut atmış, 6 şutu isabetli. Burada Sevilla'nın biraz öne geçtiğini görüyoruz. Yani çok olmasa da. Evet, ama sonuçta goller. Tabii canım. Evet. Fazla skora bakmak gerekiyor. Fatih, özellikle sen bunu dile getirmeyi seviyorsun. Real Madrid'in maç eksiği var. Maç eksiği var. Barcelona ile şimdi ondan da değineceğiz. Aynı puandalar. Fakat evet. Barcelona'nın tek bir maçı kaldı. Real Madrid'in iki tane maçı kaldı. İkisi de deplasman maçı. Birisi Celta Vigo, diğeri de Malaga deplasmanına gidecekler. Bu hafta oynanacak ertelenen maç. 17'sinde oynanacak. Bakalım ben kaçı? 15. Real Madrid'de çelme takılabilecek mi? Bunu merak ediyorum. Ha, gerçekten. Celta Vigo deplasman. Şimdi Celta Vigo'ya bakıyoruz. UEFA'da yarı finale çıktılar. Evet. Ama hani ligde böyle 12. mi 13. mi ne? Ligde çok fazla bir iddiası yok. Yani ne olacak ben de bilmiyorum. İşte Avrupa'ya yönelik oynuyorlar. Oyuncularını da öyle çıkartıyorlar. Ama Real Madrid karşısında tahminimce az kadroyla çıkacaktır. Tabii ki canım. Bakalım şöyle ki Las Palmas Barcelona maçına gidelim. Gene aynı şekilde skorla biten 4-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle geçti. Neymar hat-trick yaptı. Hat-trick yaptı, bir de asist yaptı. Şov yaptı adeta. Şov yaptı gerçekten. Luis Suarez ve Neymar birlikte şov yaptılar. İnanılmaz paslaşmalar gördük. Evet. Neymar'da bir düşüş görüyorduk. Ama hat-trick'le geri döndü. Gol atınca o düşüş otomatikman kapanıyor. Fakat artık lig de bitiyor. Evet. Gelecek sene Neymar'ı bakalım nasıl göreceğiz. Bakalım. Ateşli gireceğini düşünüyorum. Şöyle ki Barcelona ve Las Palmas maçının dizilişini verelim. Siz değerli izleyenlerimize 4-1 biten karşılaşma. Gerçekten güzel maç oldu bu arada. Şöyle ki Las Palmas evinde oynadı. Varas, Lopez, Bigas, Lemos, Macedo defans hattındaydı. Kalede Varas oynadı. Orta sahada Cuivado, Montoro ve Vieira sağ tarafta oynadı. Cuivado ve Montoro daha yakın oynadı birbirlerine. Şöyle ki ileride de Boateng, Momo ve Hesse vardı. Güzel bir kadroya çıktı Las Palmas. Geçen ilk maçında da çok zorlamıştı bu arada bu kadroyla. Barcelona'ya bakalım. Ter Stegen kalede, beklerde Alba ve Digne var. Stoper'de de Santos ve Ümtiti görev aldı. Ön libero'da Sergio Busquets, ileride Iniesta ve Rakitic başladı. Klasik alıştığımız Barcelona'nın klasik üçlüsü Neymar, Messi, Suarez de forvet hattındaydı. Neymar'ı da söyleyelim, maçın adamı yine. 3 gollü. Tabii, Neymar. Neymar gerçekten. Hı-hı. Barcelona şey yapmış, 561 isabetli pasta oynamış. Yani 550'nin altına inmiyor adamlar i̇şte ya isabetli pasta. Olayı. Zaten Guardiola zamanında da 700'ün altına inmiyorlardı. Gerçekten evet. tiki taka taktiği. Çok önemliydi. Bunda da biraz düşüş olsa bile devam ettiriyorlar. Bence o Xavi'nin etkisinden. Xavi'nin etkisi değil mi? Yani Xavi, o da çok. Xavi'nin etkisi de ikili sayılır. Zirve yarışına bir bakalım. Şeyde. İstatistiği verelim bir bakalım, önce. Evet. İstatistiklerini verdikten sonra zirve yarışına geçelim. Las Palmas'ın toplu oynaması %38, Barcelona'nın %61. Las Palmas rakip sahada pası %71, Barcelona'nın %82. Las Palmas 11 şut atmış, 5 şutu isabetli. Barcelona ise 11 şut atmış, 5 şutu isabetli. Evet, şöyle güzel, gerçekten güzel istatistikler evet. Barcelona cephesi adına. İyi oynadılar, iyi de kazandılar. 4-1 ve zirveye gözdağı veriyorlar şampiyonluğa. Gol gollü bir maç. Veriyorlar da işte. Evet. Az önce dediğim gibi Real Madrid'in iki maç eksiği var, iki maçı var. Ve zorlayacak rakip gibi de çok gözükmüyorlar açıkçası, ne kadar yalan söyleyeyim şimdi. Hani tabii zorlar mutlaka son maçlar, onlar da varını yoğunu ortaya koyacaklardır ama
Bakalım Real Madrid ne kadar zorlanacak. Bakalım. İspanya Ligi zirve yarışına bakalım. Çok konuştuk, çok söyledik. Barcelona şu anda Real Madrid'in maç eksiği yüzünden birinci sırada ve 87 puanla. Real Madrid de aynı puanda 87. Atletico Madrid 75 puanla. Hemen ardından Sevilla takip ediyor 69 puanı. Villarreal ve Athletic Bilbao 64 ve 63 puan olmak üzere arka arka. Şöyle bir şey var yalnız. Real Madrid bir maçı kaybetse dahi avarajda galiba Barcelona önde olacak. Evet, Barcelona önde. Hem ikili avarajda hem normal avaraja baktığımızda Barcelona evet. Önde olacak. Ya bakalım ne olacak. Ya gerçekten Real Madridli oyuncuların eli ayağı titriyor mu ben merak ediyorum. Nasıl bir duygu? Sarper onlardan daha çok merak ediyorum. Evet. Benim açıkçası Real Madrid ve Barcelona'nın ikisinin arasında şey yapmasına hoşuma gitmiyor. Diğer takımlar da biraz zirve evet. Yarışında yer almadı. Ya sezonun başında Sevilla çok iyi gidiyordu. Ben umutlanmıştım hani zirve ama yarışında işte. Rakip olacak diye. Yine düştü formu. Yine süreklilik. Evet, bakalım. Şöyle çok kısa bir Şampiyonlar Ligi maçlarının skorlarını verelim. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus 2, Monaco 1 ve Atletico Madrid 2, Real Madrid 1 şeklinde finalin adı Juventus Real Madrid olarak açıklandı artık. Şöyle ki baktığımız zaman Atletico Madrid kazanmasına rağmen Real Madrid çıktı ilk maç avantajıyla. İlk maç 3-0 Ronaldo'nun hat-trick. Evet, 2-1 bitmesine evet. Rağmen Real Madrid finale çıktı. Ben aslında Atletico Madrid Real Madrid finali bekliyordum biraz daha şey olsun diye ama karşılaştılar, yarı finalde karşılaştılar. Atletico finale kadar getiriyor Sarper, sonra ne oluyor? Hani ya da bak bu sene mesela getiremediler. Olmuyor yani, bir şey oluyor. Ama artık Diego Simeone'nin başarısına da burada hiçe saymamak lazım. Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ve finale çıkartıyor. Son 3 yıldır yarı finalde ve finalde görüyoruz. Lig şampiyonu oldular yani geçtiğimiz dönemlerde. Ama tabii şu an Simeone gidecek diye bir söylenti Arda var. Arda Turan'ın etkisini görüyor muyuz? Arda Turan takımdan gitti. Onun biraz düşüşü var mı? Yok ben ya. Arda gitti, Carrasco geldi. Aynen, ben de pek bağlı olduğunu düşünmüyorum ya. Atletico yine takım oyununu oynuyor. Yani tek bir oyuncuya bağlı oynamıyorlardı zaten. Bakalım Arda Turan transfer döneminde ne yapacak? Onu da ciddi anlamda merak ediyoruz. Ve şöyle ki Şampiyonlar Ligi finalini söyledik. Real Madrid, Juventus olacak dedik. 3 Haziran'da olacak. Evet, 3 Haziran'da olacak. Cardiff'te olacak yanlış söylemiyorsam, hatırlamıyorsam. Şöyle ki Wonder Kit'lerimize geçelim. Wonder Kit'lerimizde Dolberg. İlk Wonder Kit'imiz. Kendisi şu an istatistiklerini de ekrana verirsek güzel olacak. Ajax'da oynuyor. Uyruğu Danimarkalı. 1.87 evet. Boyu var ve mevkisi de santrafor. Şöyle ki sağ ayaklı, kulübü de Ajax. Gerçekten aslında dün aramızda konuştuğumuz bir şey vardı. Ajax'ın ilk 11'i Wonder Kit olabilecek düzeyde. Yani dedik yaş ortalaması 21 zaten. 21. Hani baktığımızda da 97 doğumlu arkadaş yani 19-20 yaşında. Fatih takımda en genç 30 yaşında bir oyuncu var. Yani, en yaşlı. Evet. Pardon. Yani 30'da yaşlı değil aslında. Tecrübeli desek daha... Var işte Klasen falan var yani onlar da 24-25 yaşında yani en tecrübeli oyuncuları bile. Şöyle ki bu oyuncumuzun şöyle bir yan mevkisi de var. Sağ kanat ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Gerçekten Ronaldo ve Bale'da da gördüğümüz özellikler bunlar. Hem sağ hem sol oynayabiliyorlar. Gerçekten güzel. Evet, diğer özelliklerine bakacak olursak. Şöyle ki 47 maçta 23 gol. İnanılmaz çok, güzel bir istatistik. Çok, 2 maçta 1 tane atmış. Aynen öyle. Bir maçta milli takımında oynamış. Değeri de 8 milyon euro olarak biçilmiş durumda. Fakat en az 30 milyon euroya satacaklarına Ajax'ın eminim. Gerçekten çok güzel bir takım çıkarttı Ajax. Ajax ya her sene zaten genç oyuncu çıkartıyor. Altyapıya az önce dedik ya çok önem veriyorlar. Nereden baksanız Avrupa'nın altyapı tesisi gibisinden birisi. Porto ile birlikte ikisi. Çok Porto. Genç oyuncular çıkartıyorlar ve yüksek mevlalara satıyorlar. İbrahimovic olsun, Snyder olsun, Ajax'tan çıkan oyuncular bunlar. Bu arada Silkeborg'dan 270 bin euroya Ajax'a giden bir oyuncu kendisi. Az önce şey dedik ya hani Messi ve Ronaldo'yu izliyoruz, şanslıyız. Bence Dolberg'de de bunu söyleyelim yani. Evet. Çok önemli bir oyuncu olacak. İkinci Wonder Kit'imize geçelim. Timo Werner. Peki. Leipzig'in başarısında kilit oyunculardan bir tanesi. Leipzig yani Avrupa'da diyorum Almanya Ligi'nde ikinci sırada artık büyük ihtimalle garantiledi o da yerini. Bayern'le oynadıkları maçta 5-4 bitti bu arada. Gerçi inanılmaz bir maçtı. Sen Bayern'e 4 gol at ama yenil. Yani Bayern gibi bir takıma 4 gol atıp yenilmek de gerçekten çok acı verici oldu. Timo Werner de Leipzig'in kilit oyuncularından bir tanesi. Yine 96'lı bir oyuncu. Aynen onu ben de oyuncu. Söyleyecektim. Almanyalı forvet hattında oynuyor. 1.81 boyunda. Bu sezon kaç maça çıktı şu an bilmiyorum ama onu da istatistiklere de verelim. Leipzig'in dediğim gibi ikinci sırada yer almasında ve galibiyet serisinde çok önemli bir kilit oyuncuydu Timo Werner. Değerlerine de bakalım. Gerçekten Werner Leipzig'te
inanılmaz bir oyun sergiliyor. Şöyle ki Steinhardt'tan çıkma bir oyuncu bonservissiz Stuttgart'a geçiyor. Bunu da söyleyelim Fatih. 32 maça çıktı. 21 golü var. Milli takıma şu an daha çağrılmadı ama 16 milyon euro değerinde. Yani 19-20 yaşında bir oyuncunun 16 milyon euro değerinde olması ileriye dönük bir işaret bence. Hani çok iyi bir oyuncu olacağına yani yönelik. Bu bonservisleri koymalarındaki nedenin de Barcelona ve Real Madrid'e yönelik olduğunu düşünmekteyim açıkçası. Ya da İngiltere'de liglerinde özellikle City olsun. Ya çünkü hani büyük takımlar genç oyuncuları hep izliyorlar. İşte Bayern Münih'in biliyorsunuz Renato Sanchez 35 milyon euroya alması olsun. Çok iyi bir oyuncu Renato ama. Evet evet. Yani bu tarz genç oyuncuları büyük takımlar illaki takip ediyordur kendi ileriye yönelik kadrolarını oluşturmak için ama sen de dediğin gibi bonservis bedellerini bu kadar yüksek tutmaların sebebi de büyük ihtimalle odur. Evet. Sıradaki wonderkit'imiz de yine Ajax'tan. Az önce söylemiştik Ajax gerçekten ilk 11'i wonderkit diye ama biz gerçekten göze batanları almayı tercih ettik. 17 yaşında yani inanılmaz bir sükse yakaladı Ajax tabii gençlerle birlikte. 17 yaşında 12 Ağustos 99'lu. Şöyle ki baktığımız zaman 1.88 boyunda uyruğu Hollanda. Delik. Defansta oynuyor. Şöyle ki aynı zamanda defansta oynadıkları zaman ön libero stoper olarak da iki yerde de oynayabiliyor. Fiziği de şu an müsait yani ön libero oynamaya da stoper oynamaya da. Tercih ettiği Ajax sağa ve Ajax'ta oynuyor. Fakat değeri güncel piyasa değerine bakacak olursak burada da 1 milyon euro. Dediğim gibi golcü ile stoper arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor. Ama günümüz futbolunda bence o fark da ortadan kalktı biraz ya. Mesela Ramos var. Hep de Real Madrid'den örnek veriyorum. Yani golcü adam. Savunma oyuncusu. Yani genele baktığımız zaman stoperlerin Fatih de bana katılacaktır. Esas transfer olmaya başladıkları yaş 28, 29, 30. Çünkü o yaşlarda deneyim değerleri oluyor ve deneyimleri oluyor. Gerçekten stoper mevkisinde deneyim çok önemli. Kesinlikle. Ama bu oyuncuya baktığımız zaman şimdiden daha Ajax'ta oynadığı futbolla ve genç olmasının verdiği şeyle de şu anda bile kendisine tecrübe kazandırıyor. Bakalım nasıl olacak? Yarı final tecrübesi gördüler daha bu yaşta Avrupa Ligi'nde. Evet. İnanılmaz bir tecrübe olacak onlar için. Ajax ve gerçekten gümbür gümbür geliyor. Sanırım 5 yıl sonra da güzel göreceğiz. Bakalım ne olacak? Yani finalde de bu genç oyuncuları Manchester United'a karşı oynarken göreceğiz. Ben merak ediyorum. Hem Şampiyonlar Ligi finalini hem Avrupa Ligi finalini. Ya bu arada Manchester United'da oynayan herkes de abileri oluyor. Evet. Hakikaten Manchester United'ın yaşı ortalaması da çok yakın. Şu an Martial falan hani onların bence yaşlarında o kadar. Bence buradan bir iki oyuncuyu Mourinho bir sonraki sezon alacak. Yani bilmiyorum Mourinho edecek. Daha çok... Bu yaz döneminde ben çok merak ediyorum ne olacak bu genç oyuncular. Yıldız oyunculara yönelik hareket edeceğini düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım yani Süper Lig'e de bu arada bir girenler var ve düşenler var baktığımız zaman. Yeni Malatya ve Sivasspor garantiledi. Garantiledi. Lig'e çıkmayı. Düşen de galiba kimdi? Adana mıydı? Adana Spor. Evet. Adana Spor garantiledi düşmeyi. Üzücü, gerçekten üzücü hani düşmeler başladı. Şöyle ki Premier Lig'den bahsettik. Lig zirve yarışı, La Liga, İspanya'dan bahsettik. Şampiyonlar Ligi maçlarını verdik. Ve yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. RGB'ye abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça